अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरा। मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। रेजेक्लर टीवी हमारा जो है फेवरेट्स में से एक ये भी है जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। इनकी वीडियो हमेशा बहुत अच्छी आती हैं। अभी इनकी वीडियो है सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा एक चैलेंज है बहुत सारे मुल्कों के लिए कि सुपरसोनिक को किस तरह अचीव किया जाए, उसकी बात हो रही है। तो फौरन चलाते हैं कि इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। टेस्ट हो रहा है। टेस्ट कर रहे हैं वहां पर। ओ मिसाइल महल ये İki yerli füzede kazanılan tecrübe ise Gökhan adı verilen yeni bir füzeye aktarılıyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin kullandığı 200 kilometre menzile sahip Meteor füzesinin muadili olacak yerli füze Ramjet adı verilen özel bir teknolojiyle daha hızlı ve daha güçlü olacak. Gökhan projesi tek bir füze çıktısı olacak ama proje kapsamında hem F-16'larımızda kullanılabilir olacak hem de milli muharip uçağımızda kullanılabilir olacak. Süpersonik, yüksek süpersonik olacağını söyleyebiliriz. Ooo, announce kar diya kya matlab? Bu question mark isliye to hai. Ooo. Sizlere söz verdiğimiz gibi 2023 yaklaştıkça neredeyse her hafta yeni bir müjde alacağız. Türkiye savunma sanayinde doruk noktaya çıkmadığı sürece bu bölgede asla rahat edemeyeceğimizi, her gün savaş riskiyle yaşayacağımızı bir kez daha belirtelim. Artık bundan geri dönüş yok. Türkiye elinde var olan gizli projeler kapsamında yürüttüğü bütün projeleri bitirmek mecburiyetindedir. Ve devletin kasası bu konu için sonuna kadar açılmış durumdadır. Bir sürü olumsuzluklar da yaşasak, ekonomimiz mükemmel olmasa da Türkiye'nin üzerine gelen büyük hem de çok büyük bir tehlikenin olduğunu bilerek devlet aklı bu projelere 1980'li yıllardan beri temelini atmış durumda. Ancak bu konuyu birçoğumuz bilmiyorduk bile. Ne zamanki yetişmiş profesörlerin Türkiye'ye transferleri başladıktan sonra bugünlere geleceğimizi anlamıştık. Farkındaysanız her hafta yeni bir proje duyuyoruz. Süreç hızlandıkça belki de haftada ikişer tane duyurmaya başlayacağız. Örneğin Hisar füzeleri daha orta menzillerdeyken Hisar müzayicebine Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı kalmayacak. Ve hatta uzun menzillisini S-400'lerle aynı radar ve menzile sahip olmak kaydıyla da üretti. Testlerine başlandı. Dediğimizde birçok arkadaşımız da bize şunu demişti. Sen nereden biliyorsun? Daha orta menzillinin testleri yapılırken uzun menzilliyi nasıl bitirebiliriz diye. Ancak Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün yeni yaptığı açıklamada artık S-400'lere ihtiyacımızın kalmadığını, yüksek irtifalı hava savunma sistemlerimizin hazır olduğunu belirtti. Bu zaten sürpriz değildir. Çünkü bir yıl önceki videolarımızda bunu belirtmiştik. Ve Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemlerinde seri imalatına başladığı anda artık Türkiye'ye kolay kolay saldırılamayacağını da belirtmiştik. Birçoğunuz şunu soracaksınız. Madem S-400'e ihtiyacımız kalmayacaktı, o zaman neden para verip de aldık? Birincisi siyaset gereği. O günün şartlarında birkaç tane tehlike söz konusuydu. Amerika, Türkiye'yi Yunanistan eliyle sıkıştırdığını düşünerek özellikle Doğu Akdeniz'de adeta Türkiye'yi savaşla tehdit eder vaziyete gelmişti. Hatta Türkiye'de NATO'ya ait hava savunma sistemlerini geriye çekmeleriyle de beraber Türkiye'nin tamamen çaresiz kalacağını, ne istersek yapacaklar zannettiklerini boşa çıkarttı. Buna misilleme yaparak satranca Rusya'yı dahil etti. Hem S-400'leri alarak Avrupa'ya da Amerika'ya da gözdağını verdi, hem de S-400'lerde bulunan bazı teknolojileri Türkiye kendine aktarmış oldu. Bunu zaten Putin de açıklamasında belirtmişti. Teknolojisiyle birlikte satıyoruz demesi de bunun içindi. İşte bugün de artık yüksek irtifa hava savunma sisteminin tamamen bitme aşamasına geldiğini, testlerinin başarılı olduğunu duymuş olduk. Ama bundan daha önemlisi var. Elbette ki hava savunma sistemi hayati bir öneme sahip. Lakin bir o kadar da bize asla satılmayacak olan ve süper gücüm diyen 4-5 devletin elinde bulunan Ramjet teknolojisinin artık üretimine başlanıyor olmasıdır. Bu teknoloji başlı başına bir devrim teknolojisi. Elbette ki bu teknolojiyi biz bulmadık. Dünyada 4-5 önemli devletin kullandığını da biliyoruz. Fakat bu teknoloji Türkiye'de yoktu. Ve istediğiniz kadar para verin, satmaları da imkansızdır. Çünkü düşman hedefin bu füzelerden kaçma şansı hiç yok.
Ancak o füzeyi yine aynı kendisi gibi ramjet olan bir füzeyle vurmanız mümkündür. İşte Türkiye de bunu yakaladı. Ve bugüne kadar hiçbir haber sızmamasına rağmen 200'den fazla ramjet ateşlemesinin yapıldığını geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş duyurdu. Şimdi bunu biraz açalım. Gökhan füzesi neden önemli? Havadan havaya füzelerde atıcı platformun hızı ve irtifası füzenin menzili üzerinden en önemli etkiye sahip. Çünkü katı yakıtlı motorlu füzeler fırlatıldıktan sonra kısa bir süre füzeye ek hız verebiliyor. Bu yüzden de ne kadar yüksekten ve hızlı bir platformdan atılırsa menzil de o kadar uzuyor. Ancak yeni ramjet motorlu Gökhan füzesiyle menzil ve hız katlanacak. Ramjet motorlarda kompresör ya da türbin gibi hareketli parçalar bulunmuyor. Bu yüzden de düşük hızlarda itki oluşturmuyor. Kısacası ramjet motor bir uçağı harekete geçirmez. Ama yüksek hızlı uçuşlar için en ideal motordur. Bu tarzdaki bir motor ses hızının çok üstünde 5 Mach hıza kadar çalışabilmekte. Ramjet motorlu füzelerin tahmini hızı 4400 ila 5500 km saattir. Bu hızlar hipersonik olarak adlandırılıyor. Ki burası çok önemlidir. Türkiye aslında bu hava hava füzesiyle hem ramjet teknolojisine ulaşmış olacak hem de hipersonik füzelere tamamen hakim olmuş olacak. Çünkü 5 Mach ve üzeri hızlar artık hipersonik olarak nitelendiriliyor. Ve nasıl bir güç oluşturduğunu da şu test videosunda görebilirsiniz. Videonun başında ilk önce turbojet deneniyor. Sonunda ise ramjet ateşleniyor. Turbojet teknolojisi bile başlı başına kulağa çılgın gelirken ve inanılmaz bir güç üretmesine rağmen ramjet etkisinin onun da kat be kat fazlasında bir güç ürettiğini görebiliyorsunuz. Şimdi soruyoruz. Bu teknolojiyi Türkiye'ye sizce hangi devlet satar? Ya da satar mı? Size bir tabancanın ithalatını durduran devletler böyle çılgın bir teknolojiyi size satar mı? Elbette ki satmaz. Bunun için yerli ve milli olmak zorundaydı. Ve TÜBİTAK bu konuda büyük bir başarıya ulaşmış durumda. Çünkü Gökhan füzesi hipersonik hıza yakın bir hızda görev yapacak. Süpersonik, yüksek süpersonik olacağını söyleyebiliriz. Fırlatıldığı anda 100 kilometrenin üzerinde bir seyir izleyecek olan füze, yüksek teknolojiye sahip arayıcı başlıklarla hedefine yaklaştığı anda en yüksek hızına, yani maksimuma çıkarak düşmanın kaçabilmesi ihtimalini ortadan kaldıracak. Öte yandan Türkiye Gökhan füzesi ile MBDA tarafından geliştirilen Meteor görüş ötesi hava hava füzesinin muadili olacak bir sisteme sahip olacak. Gökhan füzesi ile ilgili açıklama yapan TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ise proje tamamlandığında çok ileri seviye teknolojiye sahip benzerlerinin de ötesinde bir füze olacak dedi. Bu cümle çok önemli. Çünkü biz buna benzer kelimeleri Sayın İsmail Demir'den sürekli duyuyoruz. Her zaman yapılmayanı yaptığımızı belirtiyor ve sahada da bizzat bunu görüyoruz. Sayın Gürcan Okumuş kullanıyor. Bu şu demektir ki aslında Gökhan füzesi Meteor füzesiyle aynı özelliklere sahip olmayacak. Gerek TÜBİTAK'ın geliştirdiği üzerindeki yazılımıyla, arayıcı başlıklarıyla, patlama şiddetiyle ve hipersoniğe yakın hızıyla rakiplerinin önünde olacağı kesindir. İşin en güzel kısmı ise bu füze hem F-16'larda kullanılabilecek hem de milli muharip uçakta. Şunu diyeceğinizi de biliyoruz. Acaba bir sürpriz yapıp bu füzeyi Kızıl Elma'ya da entegre ederler mi? Bu konu hakkında net bir bilgiye ulaşamadık. Ama üzerinde çalışıldığını da biliyoruz. Çünkü Türk savunma sanayisi her zaman dünyada olmayanı yaptı. Eğer bunu da başarırsa, yani bu füze Kızıl Elma'ya entegre edilirse, Kızıl Elma'nın hava hava muharebesine girebileceği bir insanlı jetin hiçbir şansı yok. Sebebine gelince, Kızıl Elma zaten hali hazırda insanlı bir savaş uçağını yapamayacağı kadar keskin manevralar yapıp üstünlük sağlayacak. Bir de atacağı hipersonik füzeyle de üstünlüğü sağladığı anda hava hava muharebesinde karşısında 5. nesil bir savaş uçağının da şansı kalmayacaktır. Yine bu konu hakkında da çok önemli müjdeleri ve sürprizleri sizlere ilerleyen süreçte duyuracağız. Sonuç olarak Türk mühendisleri, Türk bilim insanları kırılması çok ama çok zor olan bir prangayı daha kırmış oldu. Bu teknoloji bizim gibi etrafı kuşatılmış devletler için hayati önem taşıyan bir teknolojiydi. Bunu da başarmış olduk. Gökhan füzesinin 2023 senesi içerisinde ilk deneme atışının da yapılması hedefleniyor. Ne diyelim ki? Yüce Allah mühendislerimize ve devletimize güç kuvvet versin diyoruz. Amin. Gökhan projesi tek bir füze çıktısı olacak ama proje kapsamında hem F-16'larımızda kullanılabilir olacak hem de milli muharip uçağımızda kullanılabilir olacak. Süpersonik, yüksek süpersonik olacağını söyleyebiliriz. Yüksek süpersonik olacağını söyleyebiliriz.
süpersonik, yüksek süpersonik olacağını söyleyebiliriz. Neyse. So, Türkiye क्या करना चाहते हो आप लोग और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जिसके पीछे दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क इस वक्त काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं उसके करीब भी पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि सुपरसोनिक जो है ऐसी स्पीड है जिसपे जब कोई ये अगर जहाज से अगर उसको फायर किया जाए अगले जहाज के ऊपर तो जैसे ही उसके पास अलार्म बजेगा कि ये बताने के लिए कुछ आ रहा है और उसी टाइम वो ब्लास्ट हो जाएगा हाँ, यानी उसको मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए कि वो किस तरह से बचे ये विदिन सेकंड्स में ये काम होगा और ये बहुत ही लीथल और बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिससे बचना नामुमकिन है कहीं से भी कोई रिडार इसको नहीं पकड़ सकता कोई जो है एंटी जो मिसाइल जो गन्स होती है वो इसको नहीं पकड़ सकती बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी अचीवमेंट हैट्स ऑफ यू फिर यस माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंजीनियर साइंटिस्ट जो भी इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो वन बाय वन ऐसी चीज़ें हैं वो ला रहे हैं जो कि दुनिया अभी उनके बारे में सोच रही है और कोशिश कर रही है उनको बनाने की और तुर्की ऑलरेडी जैसे हम मैं तो हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि तुर्की जो है उस वक्त अनाउंस करता है जब वो बना चुका होता है बिल्कुल तो अमेजिंग माशाल्लाह कहना चाहिए बिल्कुल हाँ। बहुत ही अमेजिंग न्यूज हमारे लिए फिर एक और खुशी की खबर क्योंकि जब भी तुर्की आज़रबाईजान में कुछ चीज बनती है तो हमें लगता है कि वो पाकिस्तान में बनी है हमने खुद बनाई है हमें ऐसा फख्र फील होता है तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रेजेक्टर टीवी को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें भी लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज को शेयर किया करें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों महफूज रहिएगा अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज Hold up.